Değerli arkadaşlar, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıda Parti Yönetim Kurulu içindeki arkadaşlarımız da öncelikle çalışma usulleri konusunda istişarelerde bulunduk. Bundan sonra Parti Yönetim Kurulu'nun 15 günde bir toplanması konusunda mutabık kaldık. Daha sonra da partinin diğer organlarının tespiti ve görevlendirmesi konularını ele aldık. Parti Başkanlık Kurulu ve Politika İzleme Kurullarında görevlendirmeler gerçekleştirdik. Tabii Selim Bey ve Neslihan Hanım'la birlikte olmamı merak ediyorsunuzdur. Sizlere biraz da onları tanıtmak istiyorum. Bundan sonra inşallah Gelecek Partisi adına parti sözcülüğümüzü Selim Temurci Bey yapacak. İletişim Başkanlığı Genel Başkan Yardımcılığı görevinde Neslihan Çevik Hanım yapacaklar. Dolayısıyla bizlerin olmadığı ortamlarda partimizin kurumsal açıklamalarının kimler tarafından yapılacağını da basın mensuplarımız bu şekilde görsün arzu ettik. Bundan sonraki sorularınız, partimizle ilgili kanaatleriniz ve iletişim bağlamında partimizle ilgili kuracağınız kanallar, köprüler Selim Bey ve Neslihan Hanım olacak. Görevlendirmeleri de kısaca paylaşmak ve daha sonra aldığımız bazı kararları sizlere de iletmek istiyorum. Parti Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluşacak. Siyasi İşler Başkanlığı ve Parti Sözcülüğü Selim Temurci. Teşkilat Başkanlığı Nedim Yamalı. Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı Ayhan Sefer Üstün. Sivil Toplum ve Halk İlişkiler Başkanlığı Doçent Doktor Selçuk Özdağ. Politika İzleme Kurulu Koordinatörlüğü Eski Ulaştırma Bakanımız Feridun Begin. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doğan Demir. Sivil toplumda faaliyetlerle çok yakından bilinen Sayın Doğan Demir. İletişim Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı Sayın Neslihan Çevik. Hem akademisyen hem iş insanı olarak iş dünyasındaki başarılarıyla yine kamuoyumuzun bildiği bir isim. Dış İlişkiler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım Büyükelçimiz. Son olarak Viyana'da görevliydi. Daha önce Moskova ve Tahran'da da ülkemizi onurla temsil etmiş bir arkadaşımız. Sosyal Politikalar Başkanlığı Feramuz Üstün, eski milletvekilimiz, değişik komisyonlarda görev yapmış bir arkadaşımız. Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı Sayın Etiyen Mahçupyan, ülkemizin saygıdeğer akademisyenlerinden, aydınlarından, gazetecilerinden. İnsan Hakları Başkanlığı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vahdettin İnce, yine çok saygın akademik kültür hayatımızın saygın isimlerinden, yazarlarımızdan. Parti İç Eğitim Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Pulcu, eski İstanbul milletvekilimiz ve bu konularda çalışmalarıyla maruf isimlerimizden. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sema Silkin Ün, yine akademik çalışmalarında yürüten, kadın çalışmalarında, sosyal, kültür ve sanat faaliyetlerinde çalışmaları ile maruf bir arkadaşımız. Kadın Politikaları Başkanlığı Genel Başkan Yardımcımız Habibe Çiftçioğlu Başar. Geçmişte kadın çalışmalarında ve iş dünyasında yoğun faaliyetleri olmuş bir arkadaşımız. Gençlik Politikaları Başkanlığı Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Gözel. Gençlik çalışmaları örgütlenmelerinde bulunmuş arkadaşlarımızdan. İdari ve Mali İşler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcımız Abdullah Başçı. Daha önce İstanbul Milletvekili yapmış bu konularda yetkin arkadaşlarımızdan. Genel Sekreterimiz Sayın Şenol Gürşan, hukuk alanında çalışmaları bilinen, akademisyen olarak üniversitelere ders vermiş olan eski milletvekillerimizden. Politika İzleme Kurulu, Türk siyasetine kattığımız yeni bir unsur, yürütme erkinin bakanlık yapılanmasının yakından takip edilmesini ve olumlu gelişmeleri destekleyecek. Ola ki olumsuz gelişmeler söz konusu olduğunda yapıcı eleştiriler yapacak ve alternatif politikalar önerecek. Raporlarıyla da kamuoyumuz aydınlatacak bir kurul olarak görüyoruz. Bir şekilde gölge kabine olarak da kamuoyunda adlandırıldı. Bu bağlamda var olan bakanlık yapılanmalarının doğrudan muadili bir yapı öngördük. Buna da politika izleme kurulu dedik. Adalet Politikaları Başkanlığı Başkanı, Kurul Başkanı Ali Aydın, eski SYK üyemiz, tanınmış hukukçularımızdan. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı
Kurul Başkanı Seren Yıldız Öztürk. Bütün bu kurullarda çok sayıda yetkin isim olacak parti içinden ve dışından. Avukat ve hukukçu bir arkadaşımız Seren Hanım, çocuk hakları, kadın hakları konusunda da ciddi çalışmaları var. Çevre Şehircilik Politikaları Kurulu Başkanı Sayın Cesim Gökçe, eski milletvekillerimizden, bu konularda çalışmaları, Anadolu'da çalışmaları yapmış bir arkadaşımız. Dış Politika Kurulu Başkanı Sayın Kani Torun, eski Somali Büyükelçimiz, hem sivil toplumda hem diplomatik faaliyetlerde yoğun çalışmalar oldu. Enerji Tabi Kaynaklar Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Arslan, bu alanda çalışmalar yapmış genç iş adamlarımızdan. Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu Başkanı Sayın Cuma İç'ten, eski milletvekillerimizden, hem spor alanında hem gençlik faaliyetlerinde daha önce bulunmuş çalışmalar yapmış bir arkadaşımız. Hazine ve Maliye Politikaları Kurulu Başkanı Sayın Serkan Özcan, değişik ekonomik kurumlarda geçmişte çalışma yapmış olması yanında özellikle maliye ve hazine politikaları konularında uluslararası alanda da tanınmış isimlerdendir. İçişleri Politikaları Kurulu Başkanı Sayın İzzettin Küçük, geçmiş Şanlıurfa ve Bursa valimiz, mülkiye yapılanmasını ve İçişleri Bakanlığı'nın onurla görev yapmış valilerimizden, yakından devlet yapısını, mimarisini bilen arkadaşlarımızdan. Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu Başkanı Yeşim Karadağ, Yeşim Hanım Çanakkale'de il başkanlığı görev yapmış, kültür ve turizm alanında çalışmış arkadaşlarımızdan. Eğitim Politikaları Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Ziya Özcan, Profesör Yusuf Ziya Özcan, eski YÖK Başkanımız, eğitim camiasının yakından tanıdığı bir isim. Savunma Politikaları Başkanı, Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Salih Aynural, akademik çalışmalarda yanında bu konularda uluslararası ilişkiler alanında da faaliyetlerde bulunmuş bir arkadaşımız. Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Sayın Profesör Serpil Bulut, hem akademik alanda hem de pratik tıp alanında ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunmuş bir arkadaşımız. Sanayi ve Teknoloji Politikaları Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Nuri Görenoğlu, iş adamımız, sanayicimiz, daha önce iş adamları örgütlenmelerinde bulunmuş, bu konuda yetkin arkadaşlarımızdan. Tarım ve Orman Politikaları Kurul Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Akmaz, Şırnak Üniversitesi eski rektörü, veteriner ve hayvancılık ve tarım alanında maruf bir isim. Ticaret Politikaları Başkanı Sayın Mustafa Mente, eski DEİK ve TİM Genel Sekreteri, ticaret camiamızın yakından bildiği bir arkadaşımız. Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Kurul Başkanı Sayın Mustafa Öztürk, Mustafa Bey de eski milletvekillerimizden ve ulaştırma alanında bürokratik görevlerde bulunmuş arkadaşlarımızdan. Bu görevler çerçevesinde Politika İzleme Kurulu ve Başkanlık Kurulu, Parti Başkanlık Kurulu her hafta düzenli olarak toplanacak. Bazen birlikte toplanacaklar ve hem parti teşkilatlanmamızın süratle tamamlanması, hem kamuoyumuza dönük partimizin görüşlerinin açıklanması, hem de yakın takip ile üretilecek raporlar bağlamında Türkiye'ye yeni bir ufuk çizilmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu çerçevede önümüzdeki hafta iki önemli rapor bu Politika İzleme Kurulu tarafından hazırlanacak. Birisi Kanal İstanbul çerçevesinde bu konuda yetkin arkadaşlarımız var aramızda. Afet yönetimin alanında da eski Ulaştırma Bakanımız ve diplomatik, bu konu diplomatik, stratejik ve ekolojik bir konu. Bu konudaki uzman arkadaşlarla bir rapor önümüzdeki hafta başında kamuoyumuzla paylaşacağız. İkinci olarak da 2020 yılının ilk haftası içinde çok kapsamlı bir ekonomik tahlil raporu ve Türkiye'nin 2019 yılının değerlendirilmesi, 2020 yılı ile ilgili beklentiler konusunda da bir çalışma hazırlayacağız inşallah. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bir gripten muzdarip ise. Buyurun. Nazar boncuğu. Sağ olun.
Bir dakika. Bir su daha için efendim. Mevsim değişimleri bir haftadır bir gripten muzdaribim. Kusura bakmayın. Evet. Uzunca bir soru olsun da vakit kazanalım. Öncelikle Libya'ya asker gönderme konusu çok tartışılıyor efendim. Mecliste de bununla ilgili bir tezkere hazırlığı olduğunu Sayın İbrahim Kalın açıklamalarıyla öğrendik. Sayın Kalın adım atmaktan sarfı nazar etmeyiz. Bu askeri eğitim şeklinde de olabilir. Başka alanlarda destek şeklinde de olabilir. Türkiye'nin güvenliği misafir milli sınırlarımızın dışında başlamalı. Öncelikle asker gönderme ile ilgili görüşünüz nedir? Türk askeri Libya'da olmalı mı, olmamalı mı? İkincisi de Kanal İstanbul'la beraber başlayan bir Montreux tartışması var. Herkes fikrini beyan etti konuyla ilgili. Montreux devre dışı mı kalacak, devre dışı kalmayacak mı? Hukuken bir açık doğar mı, doğmaz mı? Siz de uzun yıllar bakanlığı yaptınız. Montreux ile ilgili görüşmeniz neler? Şimdi arkadaşlar... Öncelikle Libya konusunda Libya konusunda bütün bu Doğu Akdeniz'le ilgili stratejik çalışmalar yapılırken bizler de görevdeydik. Doğu Akdeniz Türkiye'nin en önemli hayat alanıdır. Stratejik açıdan ihmal edilmemesi gereken çıkarlarımızın olduğu ve gelecekte ülkemizin güvenliğini doğrudan ilgilendiren, sadece askeri güvenliğini değil enerji güvenliğini de ilgilendiren bir alan. Dolayısıyla Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye, Akdeniz'in en uzun kıyısına sahiptir. Akdeniz'le ilgili hiçbir gelişmenin dışında kalamaz. Doğu Akdeniz'de de özellikle Mısır'la ilişkilerimizin iyi olduğu 2012 yılında Türkiye, Mısır, Libya arasında Doğu Akdeniz bağlamında bir mutabakat da sağlanmak üzereydi. Ancak Mısır'da gerçekleşen darbe sonrasında Türkiye-Mısır ilişkileri kötüleşince bu çalışmalar maalesef akamete uğradı. Şimdi Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye'nin ana kıta ülkesi olarak Akdeniz etrafında Akdeniz'in güneyindeki ülkelerle kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu, Libya'nın uluslararası alanda tanınmış hükümetiyle bu çalışmalar yürütülürken Libya'da da bir iç savaş yürüyor. Bu iç savaşın seyrini doğru takip edip Türkiye'yi bu iç savaşta ileride telafisi mümkün olmayacak bazı askeri risklerin içine girmeksizin bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Bu iç savaşın artık sadece Libya'daki taraflar arasında değil, uluslararası güçler arasında da göz önüne yürümekte olduğunu düşünerek Türkiye soğukkanlı bir şekilde Libya sorununa yaklaşmalı. Var olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kesinlikle desteklenmeli. Onunla yapılan anlaşmalar hukuki bir umde olarak kayda bağlanmalı. Atılacak askeri adımlar ise son derece dikkatle, teenniyle ve Türkiye'yi deniz aşırı bir alanda lojistik bakımdan da askeri bakımdan sıkıntıyla karşılaşmayacak bir planlama içinde yapılmalı. Montreux konusu ve Kanal İstanbul'la ilgili zikrettiğim gibi inşallah önümüzdeki hafta kapsamlı bir raporu paylaşacağız. Ancak şu hususu sadece Montreux değil, stratejik çerçeve itibariyle de şimdiden paylaşmak isterim. Kanal İstanbul projesi gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı olarak bu projenin Montreux bağlamında doğurabileceği sakıncaları o zaman devlet içi istişarelerde de dikkat çekmiştik. Daha sonra Başbakanlık görevinde de Kanal İstanbul ile ilgili kanaatlerimizi özellikle ilgili kurumlarla paylaşarak bir stratejik çerçeve geliştirdik. Burada ekolojik olarak çok ciddi sorunlar
söz konusu. Diplomatik olarak Montrö'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli anlaşmalarından ve kazanımlardan biri olduğu göz önüne alınmalı. Ve Montrö'de Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliği konusunda sağlanan kazanımlar tahkim edilmeli. Bu kazanımlara halel getirecek herhangi bir uygulamadan da kesinlikle kaçınılmalıdır. Ekolojik fizibilite raporları mutlak surette göz önüne alınmalı ve özellikle Marmara Denizi'nin ekolojik özellikleri ve Küçükçekmece ve Sazlıdere Barajı da dahil olmak üzere su havzalarının durumları tekrar gözden geçirilmelidir. Terkos Gölü de dahil tabii. Başbakanlık döneminde bu çerçevede aldığım raporlardan tatmin olmadığım için birçok alanda tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Bu konularda o zaman ilgili birimlerle paylaşmıştım. Çok ciddi kaygılarımız söz konusuydu. Stratejik açıdan bakıldığında ise hepimizin üzerinde dikkatle durması gereken husus şu. İnsanlık tarihinde stratejik olarak en zor korunabilen alan, coğrafi formasyonlar adalardır. İstanbul, Kanal İstanbul projesi hayata geçirilmesi halinde İstanbul şehri, Avrupa yakası, Suriçi 25-45 kilometrelik takriben bir adaya dönüşüyor. O zaman Sayın Genelkurmay Başkanımıza böyle bir adanın olağanüstü bir durumda nasıl savunmasının yapılabileceği konusunda bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Üç senaryo üzerinde. Düşman bir güç eğer Boğaziçi üzerindeki üç köprüyü ve kanal üzerinde mutasavver yapılması planlanan altı köprüyü bir şekilde saldırıyla imha ettiğinde ya da Türkiye içinde, ülke içinde bir terör grubu buralara bir saldırı ya da darbe teşebbüsünde görüldüğü gibi bir kontrol etme illegal bir kontrol çabası görüldüğünde ya da bir deprem senaryosu söz konusu olduğunda bu köprülerin çökmesi durumunda adaya dönüşecek olan ana İstanbul'un nasıl korunabileceği ve lojistiğin nasıl alınacağı konusunda çalışmalar yapılması talimatını vermiştik. Şimdi aynı kaygıları taşıyorum. Bu proje her şeyden önce günlük siyasi tartışmaların ve kutuplaşma eğilimlerinin dışında teknik olarak ekolojik olarak konunun uzmanları ve kamuoyu tarafından tartışılmalı. Stratejik olarak Türkiye'ye getireceği yükler veya muhtemel senaryolarda ortaya çıkabilecek sorunlar soğukkanlı bir şekilde ele alınmalı. Biz Gelecek Partisi olarak önümüzdeki günlerde bu konuda kapsamlı bir rapor kamuoyuyla paylaşacağız. Ve bu konunun salt siyasal gündem olma niteliğinden çıkarılarak Türkiye'nin stratejik geleceği, İstanbul'umuzun dünyanın en güzel şehrinin ekolojik geleceği ve Türkiye'nin bu bağlamda gelecek nesillere bırakacağı İstanbul mirası konuları soğukkanlı bir şekilde ele alınması lazım. Bu konuları muhtevi bir rapor inşallah dediğim gibi birkaç gün içinde paylaşacağız. Bütün bu konuları da ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Ocak 2018'de yapmış olduğum uzun bir görüşmede kendisiyle paylaşmış. Kanal İstanbul ile ilgili kaygılarımı iletmiş ve bir daha geri dönülmesi mümkün olmayacak yeni bir şart oluşturacak olan bu projeden vazgeçilmesi ve tekrar değerlendirilmesi konusunda kendilerine görüşlerimi o zaman aktarmıştım. Dolayısıyla geçmiş görevlerim itibariyle de başbakanlık görevini bıraktıktan sonra da ulaşabildiğim her yere bu konudaki kaygılarımızı ilettik. Şimdi de kamuoyumuzda Gelecek Partisi olarak benim şahsi görüşlerim dışında uzman bir heyet bugün oluşturduk. Birkaç gün içinde inşallah raporu kamuoyumuzla paylaşacağız. Esas itibariyle Türkiye ile Rusya arasında çevre bölgelerle ilgili stratejik bir koordinasyonun olması faydalıdır. Hatta zaruridir. Balkanlarda, Kafkaslarda ve son olarak Rusya'nın Suriye ve Libya'daki girişimlerinden sonra Orta Doğu'da Türkiye ile Rusya arasında mutlaka bir koordinasyon, bir iletişim, bir
ortak mekanizma kurulmalıdır. Ama bu mekanizmalarda alınan kararlar da titizlikle uygulanmalı. İdlib'de yaşananlar Türkiye açısından son derece kaygı vericidir. Türkiye, Suriye'deki Rusya ile İran'la oluşan üçlü mekanizmada üstlendiği yükümlülükleri yerine getirirken Rusya'nın da bu yükümlülüklere saygı göstermesi lazım. İdlib bu anlamda çatışmaların azaltılması gereken bir bölge statüsündeydi ve Türkiye kurduğu gözlem unsurlarıyla da bunu teminat altına almıştı. İdlib'de son dönemde yaşananlar çok kaygı vericidir. Ve sanki bütün bu mekanizmalarla oluşturulan mekanizmalarla Türkiye'ye verilen taahhütler unutulmuş gibi Türkiye'ye yönelik yeni bir mülteci akınına sebebiyet verecek şekilde Rusya ve İran destekli rejim güçleri İdlib'deki statikoyu sarsan adımlar atmaktadır. Bu konuda Türkiye'nin hem üçlü mekanizma içinde hem de Rusya'yla daha sağlıklı, daha gelecek vizyonu içeren ve gelecek Suriye vizyonunu ortaya koyabilecek bir ortak perspektif geliştirmesi şarttır. Aksi takdirde orada çökebilecek küçük veya orta ölçekli gerilimler dahi Türkiye-Rusya ilişkilerine de zarar verir ve güven ortamını zedeler. Aynı şey Libya için de geçerlidir. Libya'da Trablus'taki hükümet, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetidir. Nasıl Rusya, Suriye'deki rejimi Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülke olarak, rejim olarak görüp onunla işbirliği yapmayı meşru, onun dışındaki her türlü ilişkiyi gayrimeşru görüyorsa da Libya'da da Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından meşru hükümet olarak tanınan Trablus'taki hükümeti ile işbirliği içinde olması lazım. Eğer Trablus hükümeti ile Rusya arasında sağlıklı bir diyalog oluşursa, Türkiye bu diyaloğu sağlayabilirse, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ortak bir perspektif geliştirmesi mümkün olur. Aksi takdirde Türkiye-Rusya ilişkileri sadece Rusya'nın kazandığı, Türkiye taahhütlerin ise yerine getirilmediği bir ilişki biçimine dönüşme riski taşır ki bu her iki taraf için de doğru olmaz. Peki. Var mı başka bir soru? Çok teşekkürler. Aman grip olmayın, dikkat edin.